Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Deutsch Intensiv A1, yani yoğun Almanca A1 dersleriyle devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dersimizde daha önceden de görmüş olduğumuz akusatif, yani ismin iyi haline devam ettiriyoruz. Dilerseniz dersimiz başlasın. Evet arkadaşlar, akusatif konusuna girerken daha önceden de belirtmiş olduğum gibi akusatif neydi? İsmin iyi hali demekti. Haben, finden, suchen gibi fiiller demek ki ismin iyi halini gerektiriyordu. Biz zaten bu fiilleri görüyor olacağız. Başka açıkla fiilleri de işin içine katıyor olacağız. Öncelikle akusatifin nasıl bir dönüşüme uğradığını bir inceleyelim arkadaşlar. Çok kolay. Der ne oluyor arkadaşlar? D'ne dönüşmüş oluyor. Die aynı şekilde kalıyor. Das aynı şekilde kalıyor. Die plural, yani die çoğul da ne olmuş oluyor arkadaşlar? Gene aynı şekilde kalmış oluyor. Ben burada den olarak incelediğimde mutlaka adres gösterdiğim, yani hitap ettiğim bir belirtili bir durum söz konusu. Yani ben söz gelimi o kitabı çok seviyorum derken ilgili artikeli bu durumda das'ı kullanıyor olmam gerekiyor. Dolayısıyla burada herhangi bir belirsizlik durumu söz konusu değil. Bunu daha önceki ders videomuzda görmüştük. Burada belirsizlikler vardı. Neydi bu belirsizlikler? Daha doğrusu güzel Türkçemizde biz buna genelleme yapıyorduk. Ancak Almanca'da mutlaka ein, einen şeklinde ya da eine şeklinde yorumluyorduk. Buradaysa mutlaka adres gösterdiğimiz bir şey olduğu için sadece ne yapmış oluyoruz? Artikelleri kullanmış oluyoruz. Ancak burada der ne olmuş oluyor? Dine dönüşmüş oluyor. Dilerseniz örneklerle dersimiz başlasın. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, wie findest du? Evet, finden arkadaşlar bulmak demek. Dolayısıyla bu da ismin iyi halini gerektiren bir durum. Bu artikeli arkadaşlar das. Dolayısıyla buchen artikeli das olduğundan dolayı ne olacak? Herhangi bir dönüşüm söz konusu olmayacak ve kitabı nasıl buluyorsun diye sorduğumda ne olacak bu arkadaşlar? Wie findest du das Buch diye sormuş olacağım. Demek ki kitabı nasıl buluyorsun dediğimde wie findest du das Buch diyeceğim. Peki ben kitabı ilginç buluyorum diyecek olursam, ilginç arkadaşlar interessant demek. Demek ki interessant ilginç demekmiş. Bakın buradaki interessant diye yazılıyor. Ancak buradaki e'yi yutuyorum. Yani sanki e yokmuş gibi davranıyorum ve interessant diyorum. Bu ilginç demek. Ben belli başlı bir kitabı kastediyorum ve diyorum ki o kitabı ilginç buluyorum. O zaman ne olacak arkadaşlar? Das gene aynı şekilde kalacak ve ben ne diyeceğim? Ich finde das Buch interessant. Demek ki burayı toparladığımızda kitabı nasıl buluyorsun? Belli başlı bir kitap bu. Wie findest du das Buch? Kitabı gene belli başlı bir kitap. İlginç buluyorum. Ich finde das Buch interessant. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wie findest du Trauben? Trauben arkadaşlar meyveler konusundan hatırlayacaksınızdır mutlaka. Trauben üzüm anlamında, ancak Almanca'da üzümler diye karşımıza çıkıyor. Biz oysa ki güzel Türkçe'de ne deriz? Üzümü nasıl buluyorsun deriz, değil mi? Tekil olarak sorarız ya da o şekilde kullanırız. Ancak Almanca'da durum böyle değil. Almanca'da çoğul olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani üzümleri nasıl buluyorsun gibi söylenmiş oluyor. Yani o dil dinamiğinde, Almanca dil dinamiğinde bakmak gerekiyor arkadaşlar. Wie findest du? Bu durumda ne olacak arkadaşlar? Die plural, aslında değişen pek de bir şey yok değil mi? Die tekilde de die olarak kalıyor. Die pluralde de gene die olarak kalmış oluyor. Dolayısıyla üzümleri ya da üzümü nasıl buluyorsun dediğimde, ancak çoğul olarak baktığımızda ne olacak bu? Wie findest du die Trauben? Evet, üzümleri nasıl buluyorsun? Ich finde ne olacak arkadaşlar? Ich finde die Trauben, evet, zu sauer. Sauer arkadaşlar ekşi demek. Zu sauer, bu
ne yapmış oluyor? Ekşi olduğunu betimlemiş oluyor. Yani oldukça fazlasıyla ekşi buluyorum dediğimizde su zava yapısını kullanmamız gerekiyor. Yani ben tek başına zava deseydim ekşi anlamına gelirdi. Ancak su zava dersem oldukça ekşi, yani haddinden fazla ekşi anlamı kazanmış oluyor. Buraya toparladığımızda demek ki üzümleri, tabii bu dinamikte düşmemiz lazım. Üzümleri nasıl buluyorsun diye sorduğumuzda Almanca'da Wie findest du die Trauben diye soruyorum ve cevap olarak da Ich finde die Trauben zu sauer demiş oluyorum. Yani oldukça, değil mi? Ekşi buluyorum üzümü demiş oluyorum. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie findest du das Buch? Wie findest du das Buch? Ich finde das Buch interessant. Ich finde das Buch interessant. Wie findest du die Trauben? Wie findest du die Trauben? Ich finde die Trauben zu sauer. Ich finde die Trauben zu sauer. Evet arkadaşlar, bir sonraki örnekle devam etmeden önce şunu da hatırlatmakta fayda var. Yeni öğrenmiş olduğumuz, yeni karşılaşmış olduğumuz kelimeleri mutlaka ama mutlaka ilgili artikeliyle öğrenmemiz şart. Diğer türlü ismin iyi hali ve daha sonradan gelecek olan gramer yapılarını çözmemiz inanın o kadar zorlaşıyor ki daha temel seviyedeyken, A1'deyken mutlaka ama mutlaka ilgili artikeli öğrenelim, ezberleyelim. Dilerseniz bir sonraki örneğimizle devam edelim. Burada ne diyor? Wie findest du Käse demiş. Evet, Käse peynir demek arkadaşlar. Bakın artikelini bilmediğimizde Käse'ye baktığımızda neyi andırıyor sanki? Die artikeliymiş gibi, değil mi? Halbuki hayır, die artikeli değil Käse'nin artikeli. Käse'nin artikeli arkadaşlar der. Neden? Bunun herhangi bir mantığı yok. Mutlaka ama mutlaka ezberlemekten geçiyor. Dolayısıyla der Käse. Şimdi ben der Käse'yi dönüştüreceğim. Peyniri nasıl buluyorsun? Belli başlı bir peynirden bahsediyoruz ve diyoruz ki bu peyniri nasıl buluyorsun? Dolayısıyla baktığımızda der neye dönüşüyormuş arkadaşlar? Den'e dönüşüyormuş. Dolayısıyla ne olacak burası arkadaşlar? Wie findest du den Käse demem gerekiyor. Aynı şekilde ich finde Käse köstlich, köstlich, lezzetli, müthiş anlamlarına geliyor arkadaşlar. Dolayısıyla peyniri müthiş buluyorum, lezzetli buluyorum derken ne olacak? Aynı şekilde den buraya gelecek ve ne diyeceğim? Ich finde den Käse köstlich diyeceğim, değil mi? Lezzetli, müthiş, harikulade anlamlarına gelen köstlich. Evet. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Wie findest du Spaghetti? Spaghetti bunun artikeli arkadaşlar die. Peki buraya baktığımızda die'de herhangi bir dönüşüm var mı? Hayır, yok. O zaman ne olacak? Aynı şekilde die artikelini buraya taşıyacağım ve ne diyeceğim? Spaghetti'yi, belli başlı bir spagettiden bahsediyorum. Nasıl buluyorsun? Öyle değil mi? Wie findest du die Spaghetti? Evet. Ich finde Spaghetti zu weich. Weich arkadaşlar yumuşak demek. Yani aşırı pişmiş, değil mi? Ne olmuş dolayısıyla? Yumuşamış. Zu weich oldukça yumuşak. Yani çok çok pişmiş. Dolayısıyla ne olmuş? Oldukça yumuşamış. Dolayısıyla zu weich. Ich finde ne olacak burası arkadaşlar? Ich finde aynı şekilde kalacak. Ne diyeceğim? Ich finde Die Spaghetti zu weich. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Wie findest du den Käse? Wie findest du den Käse? Ich finde den Käse köstlich. Ich finde den Käse köstlich. Wie findest du die Spaghetti? Wie findest du die Spaghetti? Ich finde die Spaghetti zu weich. Ich finde die Spaghetti zu weich. Sonraki örneğimizle devam edelim arkadaşlar.
Wie findest du Ananas? Evet, ananas artikeli neydi acaba? Ananas artikeli arkadaşlar, die. Dolayısıyla die'de dönüşüm var mı? Yok. Dolayısıyla ne diyeceğim? Wie findest du die Ananas? Evet, ananas nasıl buluyorsun? Ich finde Ananas sehr lecker. Lecker arkadaşlar lezzetli demek. Sehr lecker çok lezzetli. Demek ki lecker tek başına lezzetli. Çok lezzetli diyecek olursak sehr lecker diyeceğim. Evet, burada da gene aynı şekilde ne yapacağım? Artikel die'yi buraya taşıyacağım. Ve ne diyeceğim? Çünkü belli başlı bir ananastan bahsediyorum değil mi? Ne diyorum? Ananası çok lezzetli buluyorum. Dolayısıyla ich finde die Ananas sehr lecker. Demek ki burayı toparlayacak olursak wie findest du die Ananas? Belli başlı bir ananastan bahsediyorum. Ananası nasıl buluyorsun? Wie findest du die Ananas? Ich finde die Ananas sehr lecker. Evet, belli başlı bir ananas. Çok lezzetli buluyorum. Ne diyeceğim? Ich finde die Ananas sehr lecker. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Wie findest du fish? Evet, fish artikeli acaba ne? Fish artikeli arkadaşlar der fish. Dolayısıyla der ne oluyormuş? Der, die'ne dönüşüyormuş. Çünkü neden die'ne dönüşüyor arkadaşlar? Finden, fiilinden dolayı. Değil mi? Tıpkı haben gibi, suchen gibi ve bunun gibi birçok ismin i halini gerektiren fiiller dahilinde olduğu için finden'i ne yapacağım? İsmin i hali olarak yorumlayacağım. Dolayısıyla der fish demek ki die'ne dönüşüyormuş. Wie findest du, ne diyeceğim? Wie findest du den fish diye soracağım. Ich finde, evet burada balığı unutmuşum yazmayı ama sıkıntı değil. Hemen yazalım. Evet, zaman zaman böyle ön hazırlık yaparken unutulabiliyor. Şimdi ne diyeceğim? Ich finde, ne diyeceğim arkadaşlar? Ich finde fish, evet, zu salzig. Evet arkadaşlar, zu salzig. Salz neydi acaba? Salz tuzlu demek arkadaşlar. Tek başına salz tuz demek. Salzig deyince tuzlu. Zu salzig derken arkadaşlar oldukça tuzlu. Yani haddinden fazla tuzlu demiş oluyorum. Dolayısıyla den fish burada da gene ne olacak arkadaşlar? Aynı şekilde buradaki den'i buraya taşıyacağım. Ve ne diyeceğim? Balığı oldukça haddinden fazla tuzlu buluyorum. Ne olacak o zaman? Değişen bir şey olmayacak. Den'e dönüştüğünden dolayı ne diyeceğim? Den fish. Ne diyeceğim dolayısıyla? Ich finde den fish zu salzig. Demek ki balığı nasıl buldun ya da buluyorsun? Wie findest du den fish? Balığı nasıl buluyorsun? Ich finde den fish zu salzig. Balığı oldukça fazla, haddinden fazla tuzlu buluyorum derken ich finde den fish zu salzig demiş oluyorum. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wie findest du die Ananas? Wie findest du die Ananas? Ich finde die Ananas sehr lecker. Ich finde die Ananas sehr lecker. Wie findest du den Fisch? Wie findest du den Fisch? Ich finde den Fisch zu salzig. Ich finde den Fisch zu salzig. Sıradaki örnekle devam edelim arkadaşlar. Wie findest du Wohnung? Evet, Wohnung, Wohnung arkadaşlar ev ya da daire anlamına geliyor. Bunun da artikeli die. Bunun yerine ben das Haus da diyebilirdim. Dolayısıyla die olarak değerlendirdiğimizde wie findest du Wohnung? Ne oluyormuş? Herhangi bir dönüşüm olmuyormuş. Aynı şekilde kalıyor ve ne diyeceğim? Wie findest du die Wohnung diyeceğim değil mi? Daireyi ya da evi nasıl buldun? Wie findest du die Wohnung? Ich finde Wohnung zu groß. Groß neydi arkadaşlar? Büyük. Oldukça büyük derken zu groß demem gerekiyor. Demek ki büyük, groß demekmiş. Oldukça, haddinden fazla büyük, zu groß anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla buradaki die'yi ne yapacağım? Gene aynı şekilde buraya da taşıyacağım. Ve çünkü belli başlı bir daireden, belli başlı bir evden bahsettiğimden dolayı değil mi? Ne olacak? Ich finde die Wohnung
Tsukos oldukça büyük buluyorum. Sonraki cümleyi bakalım, soru cümlesine bakalım daha doğrusu. Evet, wie findest du? Regal. Regal arkadaşlar raf demek. Evet, bunun da artikeli das. Das Regal. Demek ki das Regal neymiş? Raf. Evet, rafı nasıl buluyorsun diye sorduğumda das'ta herhangi bir dönüşüm var mı? Hayır, yok. Das gene das şeklinde kalıyor. O zaman ne diyeceğim? Wie findest du das Regal? Evet, rafı nasıl buluyorsun, değil mi? Wie findest du das Regal? Evet, burada cevaba baktığımızda hässlich. Evet, hässlich neydi? Schön, değil mi? Schön'ün zıttıydı, yani güzelin zıttı. Hässlich, çirkin demek arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki das'ta herhangi bir dönüşüm olmadığından dolayı aynı şekilde bunu buraya taşımış oluyorum ve diyorum ki rafı çirkin buluyorum. Yani güzel bulmuyorum derim, değil mi? Güzel Türkçemizde de öyle demez miyiz? Çirkin buluyorum, değil mi? Dolayısıyla ich finde, aynı şekilde buraya taşıyacağım ve ne diyeceğim? Ich finde das Regal hässlich. Demek ki burayı toparlayacak olursak, rafı nasıl buldun ya da buluyorsun, değil mi? Wie findest du das Regal? Rafı çirkin buluyorum. Dolayısıyla ich finde das Regal hässlich. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım arkadaşlar. Wie findest du die Wohnung? Wie findest du die Wohnung? Ich finde die Wohnung zu groß. Ich finde die Wohnung zu groß. Wie findest du das Regal? Wie findest du das Regal? Ich finde das Regal hässlich. Ich finde das Regal hässlich. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde akusatif konusunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Hatırlayacak olursanız önceki dersimizde de akusatifi görmüştük. Bu dersimizde de görmüştük. Görmüş olduk. Sonraki derslerimizde de mutlaka görüyor olacağız. Bu aslında bütün konular için geçerli arkadaşlar. Var olan ya da işlenen konuların mutlaka devamı geliyor olacak. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.